Merhaba güzel dostlarım. Hayat kolay geçsin istiyorsan şifre bu videoda. Şimdi sana hayat nasıl kolay geçecek bunun ayrıntılarından bahsedeceğim. Sadece yap, düşünme. Düşünürsen ölürsün. Düşünmeye vakit yok. Bir savaştasın, elinde kılıç var ve karşında yavan bir düşman var. Kılıç kullanırken düşünür müsün? Düşünmeye vakit yok. Hayatın nasıl kolay geçeceğini anlatacağım şimdi burada. Evet dostlar, ne istiyoruz? Diyorlar ki hocam ben hep erteliyorum, hep tembel davranıyorum, hep planlıyorum ama yapamıyorum. Neden yapamıyorum ki acaba? Ve biliyorsunuz ki güzel dostlarım, düşünerek zaten başarılı olamayız. Düşünerek başarılı oluyor olsaydı bu soruyu bana soranlar sormazlardı. Onlar bilirlerdi ertelemeleri gerektiğini. Ertelemeyeyim, zamanında işimi yapayım bilirlerdi. Zaten onunla yaşamıyoruz. Sadece yap, düşünme. Düşünürsen kaybedersin. Baştan söyleyeyim güzel dostlarım. Şu ana karşı güçlü durursan hayat kolay geçer. Ve nasıl ertelemeyeceğim? Nasıl daha çalışkan, nasıl daha başarılı bir insan olacağım? Öyle bir şey olamazsın çünkü değersizsin. Değersiz bir insan nasıl değerli bir hamle yapacak ki? Mesela kitap okumak değerli bir insanın yapacağı bir şey değil mi? Ya da çalışmak değerli bir insanın yapacağı bir şey değil mi? Sen değersizsin, yapamazsın. Değersizsen niye çalışırsın? Değersiz bir insan için emek verdiğine değmez ki. Değersiz bir insan için neden kitap okuyorsun, neden zahmetli bulmasın? Seni bir arkadaşın bir yere davet ettiğinde onun değerine göre hamle yapıyorsun değil mi? Aynı şekilde kendi hayatımız için de bakıyorum. Ne kadar değerliysem o kadar hamle yapıyorum. Değersizsen savsaklarsın, sallarsın. İki şık var bana göre. Bir değersizsin, iki korkaksın. Korkaklar ve değersizler hep ertelerler. İki şey diyebilirsin. Hayır, ben değerliyim ve cesurum diyebilirsin. Bunları diyebiliyorsan her şeyi zamanında yapmaya başlarsın. Şifreyi veriyorum güzel dostlarım. Şu ana karşı güçlü durursan hayat çok kolay geçer. Şu ana karşı güçlü durmak. Ve planlayarak, öğrenerek, düşünerek bir şey yapmaya, bir şey yapamayacağını artık öğrenmiş olman gerekiyor. Benim videolarımı izliyorsan hayatın düşünerek oluşmadığını artık öğrenmiş olman gerekiyor. Bundan önceki videolardan birisini anlatmıştım. Hangisini anlattım çok hatırlamıyorum ama şöyle güzel bir hikaye var. Çok seviyorum kendilerini. Hikayenin kendisini çok seviyorum. Beni seviyor mu bilmiyorum. Zaten bu da çok hoşuma gidiyor. Yani ben bir şeyi seviyorum diyor. O da beni sevmesi gerekiyorsa bu menfaat oluyor, ticaret oluyor. Ben sana gönlümü verdim, sen de bana gönlünü ver. Ben sana sevgimi verdim, sen de bana sevgimi ver. Alışveriş yapıyoruz yani. Bu alışverişi burada durdurayım. Asıl konuya geçiyorum. Asıl konu şu. Bir gün bir hırsız ölüyor. Oğlu diyor ki, babacığım diyor, ölmeden önce bu mesleği bana öğretsen olmaz mı? Babası diyor ki, tamam oğlum diyor, sana son bir iyilik yapayım ve sana bu mesleği öğreteyim diyor ve çocuğunu alıyor, hırsızlığı öğretecek. Çocuğu alıyor ve bir zengin bir insanın evine gidiyor. Zengin bir insanın evine gittiğinde orada çocuğu gardırobun içine sokuyor ve dolabı kilitliyor sonra. Kilitliyor ve adam bırakıp gidiyor. Sonra çocuk içeride kaldı. Ya babam ne yaptı ya diyor, beni buraya bıraktı ve çekip gitti. Çocuk dolabın içerisinde arkadaşlar ne yapabilir? Hadi düşünsün, hadi çok zeki olsun. Düşünerek ne yapabilir? Kapı kilitli ve dolaptan çıkamıyor bir türlü. Tabii bir müddet sonra o zengin ev sahipleri eve geliyor. Eve gelince bakıyorlar ki bir ses geliyor. Yukarıdan yerden bir ses geliyor. Hizmetçi o dolaba doğru gidiyor. Acaba burada ne var diyerek. Tabii ortam karanlık. Hizmetçi mumu yakıyor, dolaba doğru yaklaşıyor, kapıyı açtığında, tabi bunun öncesi şu arkadaşlar, çocuk biliyor ki dolaba doğru birisi geliyor. Çocuk ne yapacak o sırada? Düşünerek neyi bulabilir? Dolaba doğru birisi geliyor, hatta anahtarı soktu, kapıyı açacak, çeviriyor anahtarı, çocuk o sırada düşünerek neyi yapabilir? Kapı açılıyor, çocuk o sırada kadın elindeki muma vuruyor ve koşmaya başlıyor. Koşmaya başlıyor, evden çıkıyor, tabii ev ahalisi peşinden koşuyor, mahalleli peşinden koşuyor, çocuk önde koşuyor, mahalleli arkasından koşuyor, çocuk can havliyle koşuyor. Çünkü çocuğu yakalasalar, çocuğun işi çok zora girecek değil mi? Can havliyle koşuyor, çocuk planlayarak koşuyor mu, nereye koştuğunu biliyor mu, kafasında bir düşünce var mı? O sırada karşısına bir kuyu geliyor. Bir kuyu gelince çocuk oraya bir taş atıyor. Taş atınca kuyudan ses geldi ya, tabii çocuk taşı atıyor, kuyudan uzaklaşıyor. Herkes çocuk kuyuya düştü diye kuyunun başında toplanıyorlar. Çocuk eve geliyor. Ya diyor baba sen ne yaptın ya? Beni ne zor duruma düşürdün? Babası diyor ki
Oğlum ne yaptığımı boş ver. Eve geldin mi? Geldin. Demek ki diyor mesleği öğrendin. Çocuk düşünecek bir şey yapabilir mi derse? Biraz sonra hizmetçi kapıya açacak, mumu vuracağım, düşüreceğim veya karşıma bir kuyu çıkacak, kuyuya taş atacağım diye bir şey aklında mıydı? Her şey kendiliğinden olur. Düşünme, sadece yap. Düşünürsek kaybederiz. Herkes şey diyor, mesela motive edeceğiz, motive olacağız. Niye? Ders çalışmaya motive olacağım, kitap okumaya motive olacağım. Motivasyon falan yok arkadaşlar. Ne var? Yapmak var. Sen yaparsan motivasyon arkadan gelir. Şimdi ben şiir yazacağım. Bana diyorlar ki şiir yazıyorum arkadaşlar, biliyorsunuz. Burada da birkaç şiir okumayı düşünüyorum açıkçası. Bana geçen birisi dedi ki, hocam dedi, ne oluyor? İlham gelince mi şiir yazıyorsun? Yo, ilhamı kim bekleyecek? İlhamın işi vardır belki. Nasıl? İlham gelmese şiir yazmayacak mıyım? İlham gelince şiir yazmıyorum güzel dostlarım. Şiir yazmaya başlayınca ilham geliyor. Bulaşık başlayıncaya kadar zordur. Motive olup da bulaşık yıkamaya başlamıyorsun. Bulaşık yıkamaya başlayınca motivasyon arkadan geliyor. Motive olup da kitap okumuyorsun. Kitap okumaya başlayınca motivasyon arkadan geliyor. Motive olup da ders çalışmıyorsun. Ders çalışmaya başlayınca motivasyon arkadan geliyor. Her zaman motivasyon arkadan gelir güzel dostlarım. Önce yaparsın, sonra gelir. Onun için aklına güzel bir şey geldiğinde sadece yap. Düşünme. Düşünürsen kaybedersin. Değersizsen düşünürsün. Korkaksan düşünürsün. Bu böyle olursa, bu böyle olursa ne yapacağım diye korkaksan düşünürsün. Osman da öyle diyor. Hocam diyor, bizim çocuk olacak. Bir sıkıntı olursa ne yapacağım? Korkaksan düşünürsün tabii ki. Ama kendine güvenin varsa, kendi gücüne güvenin varsa, o zaman sadece yaparsın, düşünmezsin. İki şeyi biriktiremezsin. Zaman ve enerji. Bunları biriktiremezsin. Bugün yapman gereken görevi yapmadığında yarın sana daha fazla zaman vermeyecek kimse. Bugün yapman gereken görevi yapmadığında yarın daha fazla enerjik olmayacaksın. İki şeyi biriktiremezsin. Değerliysen zamanında yaparsın. Fakirler ya da tembeller ya da nasıl diyeyim? Hep derler ki bir gün olacak, bir gün yapacağım, bir gün başarılı olacağım. O bir gün hiç gelmeyen bir gün işte. Bir ara yapacaklar. Neden şu an değil? Aklına iyi bir şey geldiğinde düşünme, yap. Kendinden her şeyin bittiğini göreceksin. Kitap okumak aklına geldi ya, ya bir face'e bakayım da, bir şuna bakayım da dediğin zaman işte o zaman kaybediyoruz. Aklına geldiği anda yap. Evet güzel dostlarım, şimdi sizden istediğim şey şu. Zaman nedir? Sizden şöyle küçük bir oyun oynayalım ve sonunda şok olacaksınız. Çok hoşunuza gidecek bir oyun oynayalım. Lütfen bu dediğim şeyi yapmadan videonun devamını dinlemeyin. Dediğim şey şu, zaman nedir? Zaman nokta noktadır, doldurun. Yani zaman işte atadır. Zaman, şu an söylemek istemiyorum. Yani size telkinde bulunmamış olmak adına söylemek istemiyorum. Zaman nokta noktadır. En az 10 tane tanım yapmanızı istiyorum. Zaman nedir? Zaman nokta noktadır. Zaman nokta noktadır. Zaman nokta noktadır. 10 tane zaman nedir'e yönelik açıklama yapmanı istiyorum. Şimdi lütfen güzel dostum, kendini seviyorsan, sen kendin değerliysen, cesursan şu an bu videoyu durdur ve bu söylediğim ödevi yap ve bundan sonra açıklamalarımı dinle. Şimdi o doldurduğunuz yerler var ya güzel dostlarım, zaman İşte varoluştur, zaman değerlidir. Bir şeyler dedin ya, orada zaman kelimesinin yerini zamanları silin, ben yazın. Ben. Ben varoluştur. Ben değerlidir. Ben geçicidir. Ben evrendir. O zaman eşittir ben yani. Zamana bakış açın, kendine bakış açın. Yani sen zamanı erteliyorsan bu şu demektir. Sen kendini erteliyorsun, hayatı erteliyorsun. Sen zamanı geçiştiriyorsan sen seni geçiştiriyorsun. Unutmayın güzel dostlarım. Sen yapacağın işleri ertelersen zaman da seni erteler. Sen yapacağın işleri ertelersen hayat da seni erteler. Onun için zaman bizim en kıymetli hazinemiz. Değerli insanlar için hamle yaparsın, değerli işler için hamle yaparsın. Hayat sondan yaratılır ya. Önce değerli olup da değerli iş yapmaya başlama. Değerli iş yaptıkça değerli olmaya başlayacaksın. İyilik yaptıkça insan olmaya başlayacaksın. Önce insan olup da iyilik yapmazsın. İyilik yaparsan insan olursun. Önce insan olup da cömertlik yapmazsın. Cömertlik yaparsan insan olursun. Değerli şeyler yaptıkça değerli olursun. Önce değerli olup da değerli şeyler yapmazsın.
Önce değerli şeyler yaparsan sonra değerli olursun. Bana göre hayatı iki kişi erteler. Bir, değersizler. İki, korkaklar. Değerliysen ve cesursan her zaman şu anda en değerli şeyleri yapıyor olacaksın. Sevgiyle kalın güzel dostum. Hatta aşk ile, hatta tutku ile. Videomuzu beğenip beğen butonuna bastığınız için, bundan sonra gelecek olağanüstü videolar için abone ol butonuna bastığınız için ve bizi Facebook'tan, Twitter'dan, Instagram'dan takip ettiğiniz için sizlere minnettarım güzel dostlarım. Sevgiyle kalın. Hatta aşk ile kalın.